Evrenin sadece Samanyolu galaksisinden oluştuğunun düşünüldüğü bir dönemde Edwin Hubble tarafından 30 Aralık 1924'te belgeleriyle ortaya konulan çalışma devrim niteliğindedir. Edwin Hubble'ın keşfiyle evrende birçok galaksinin varlığının ortaya çıkması astronomi açısından yeni bir çağın başlangıcı olmuştur. Güney Kaliforniya Wilson Dağı'nın zirvesinden o dönemin en güçlü teleskobu olan 2.54 metrelik Hooker Teleskobu ile yaptığı gözlemler sonucu evrenin büyüklüğünü ortaya çıkarmıştır. Hubble bu keşifle sınırlı kalmamış bugün Big Bang yani büyük patlama teorisinin temellerini oluşturan Hubble yasası ile evrenin genişlemekte olduğunu da ispatlamıştır Bugün uzay ve evren hakkında yapılan çalışmaların başlangıç noktasında hayatını bilime adayan bu değerli bilim insanının keşifleri bulunur. Mesafe ölçülmesini sağlayan bu yıldızlar sayesinde Hubble ilk keşfini yapmış, dış galaksilerin varlığını ispat etmiştir. Hubble bu hesaplama ile Andromeda bulutsusunun Samanyolu'ndan 1 milyon ışık yılı uzakta olduğunu ölçümlemiş ve bu durumda aslında Samanyolu'nun evrende küçük bir noktadan ibaret olduğunu da kanıtlamıştır. Çalışmalarına bu yönde devam eden Hubble 1925 yılında ilk galaksi sınıflandırmasını yapmıştır. Çalışmaları sonucu topladığı bilgiler ışığında fizyolojik yapılarına bağlı olarak galaksilerin şekillerine ve yapılarına göre gruplara ayırmıştır. Hubble diyapozon diyagramı olarak adlandırılan bu sınıflandırma günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Edwin Hubble'ın yaptığı bu çalışma evrenin büyüklüğü ile o zamana kadar olan bütün anlayışı kökten değiştirmiş ve uzayın keşfi samanyolunun ötesinde galaksilerin keşfine doğru bir yön almıştır. Bilime sağladığı katkılar Edwin Hubble'a pek çok ödülde beraberinde getirmiştir. Ancak dikkat çekici bir ödül mücadelesi Nobel ödülleri ile ilgilidir. O dönemde astronominin bir fizik disiplini olarak kabul görmemesi sebebiyle çalışmaları ile ilgili Nobel için aday gösterilmiştir. Astronominin bir fizik dalı olarak kabul edilmesi için mücadele etmiş, kendi adına tanıtım kampanyası yapmak için bile bir reklam ajansı ile ortak çalışmalar yürütmüştür. Ancak astronominin Nobel kapsamına alınması öldüğü yıl olan 1953'te gerçekleşmiştir. Ölümü sebebiyle Nobel ödülü kazanamasa da bu konuda verdiği mücadele ile astronominin Nobel kapsamına alınmasına katkı sağlamıştır evrene dair bugünün modern anlayışının temellerini oluşturan evrenin büyüklüğü ve genişlemesi üzerine olan keşifleriyle edwin hubble halen dünyanın en ünlü gökbilimcileri arasında ismini korumaya devam ediyor